Herkese merhabalar, ben TRT Spikeri Mennan Şahin. Bugün sizlerle diksiyon ve güzel konuşma hakkında biraz sohbet etmek ve bazı konularda farkındalığınızı artırmak amacıyla buradayım. Şimdi diksiyon nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Arkadaşlar, diksiyon kendimizi iyi ifade edebilmek demektir aslında. Tam olarak kelime manası telaffuz demektir. Ama herkes bir şeyleri telaffuz eder, biz güzel bir şekilde telaffuz etmeyi amaçlamalıyız. Peki, şimdi diksiyonun iyi bir telaffuz olduğunu anladık. Ama bu yola çıkmadan önce ilk yapmamız gereken şey ne arkadaşlar? Bir farkındalığımızı oluşturmak. Neden iyi konuşmalıyız? Öncelikle hepimizin ilerisi için, bugün belki sosyal hayatınızda konuşmak çok önemli olmayabilir ama meslek hayatınıza başladığınızda konuşmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Ne zaman? Kendinizi ifade etmek istediğinizde, karşınızdan istediğiniz tepkileri alamadığınızda bunu fark edeceksiniz. Peki iyi konuştuğunuz zaman insanları ikna edebilir misiniz? En azından derdinizi iyi anlatacağınız için konuşmanız ya da ilişkiniz bittiğinde, iletişiminiz bittiğinde kafanızda bir soru işareti kalmayacak. İlk önce yapmamız gereken şey konuşma özgüveni kazanmak arkadaşlar. Unutmayın ki diksiyon çalışmaları konuşarak yapılır. Kendimizi ifade etme biçimimizi o yüzden öncesinde bir görmemiz lazım. Sizce siz nasıl konuşuyorsunuz? Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? İyi mi, kötü mü? Konuşurken insanlarla çekiniyor musunuz? İletişim kurmakta problem yaşıyor musunuz? Bu bir farkındalıktır ve şunu unutmayın, konuşma özgüveni dememden kasıt, kendinizi iyi konuştuğunuza inandırın demiyorum. Sadece olduğunuz durumun farkına varın ve kendinizi olduğunuz gibi başlangıç aşamasında kabul edin. Yani hatalarınızın farkına varın ve bunların dünyanın sonu olmadığını da kabul edin. İnsanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin, konuşmaya başlayın. Nasıl ama farkında olarak, nasıl konuştuğumuzun farkında olarak konuşmaya başlayın. Belli farkındalıkların ardından arkadaşlar, ilk adımımızın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Diksiyon çalışmalarının birinci adımı nefestir. Nefes. Neden? Çünkü bir ses çıkarabilmek için ilk önce bir nefes almanız gerekir. Nefesten sonra bir ses çıkarırsınız. O ses harfe, harfler kelimelere, kelimeler cümlelere, cümleler de duygularınıza, anlatmak istediklerinize dönüşür. O yüzden nefes çok önemli. Konuşurken sizi en çok zorlayan şey arkadaşlar nefes nefese kalmanız olur. Belki arkadaş ortamında ya da ailenizle olan ilişkilerinizde değil ama topluluk önünde veya sınıfta sunum yaparken ya da sınıfta söz hakkı aldınız, kalktınız, bir anda bir heyecan basar, terlersiniz. O sırada konuşmakta zorlanırsınız. Bunun sebebi nefesinizi kontrol etmekte zorlanmanız. Biz doğal halimizde, heyecanlı olmadığımız halimizde nefesimizi gayet normal bir şekilde alabiliyoruz. Ama heyecan durumlarında bunu yapmakta biraz zorlanıyoruz. Diyafram nefesi. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama diyafram nefesi deyince aklınıza başka bir nefes gelecek bundan sonra. Bugüne kadar aldığınız nefesi unutun. İstisnalar hariç birçoğumuz yanlış nefes alıyoruz. Nedir o nefes? Üst nefes ya da göğüs nefesi diye adlandırılıyor. Şöyle göstereceğim şimdi size. Bakın, ben şimdi nefes alırken yanlış nefes alacağım. Şimdi de doğru nefes alacağım. Fark ettiğiniz üzere derin nefes alırken, doğru nefesi aldığımda sadece karnım şişti. Diyafram kasımı aşağı çektim ve ciğerlerimin tamamının oksijenle dolmasını sağladım. Böylelikle ne oldu? Daha uzun süre takılmadan, teklemeden ve yorulmadan konuşabilmenin ilk adımını attım. Elbette ki ilk yaptığınızda biraz küçük bir baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunu oturarak ve gün içinde sürekli deneyin. Diyafram kaslarınızı geliştirmeye çalışın. Yine dediğim gibi ilk başlarda çok zorlamayın kaslarınızı ve sakın da şunu düşünmeyin. Ya işte ben nefes alıyorum ama karnım ağrıyor ya da başım dönüyor, herhalde ben bu nefesi alamayacağım. Hayır, ben de ilk başlarda öyleydim ama daha sonra zaman içerisinde bu nefese alışıyorsunuz ve emin olun eskisine göre daha az heyecanlanıyorsunuz ve kendinizi daha rahat ifade edebiliyorsunuz. Bu nefesi almayı öğrendikten sonra bu nefesi geliştirmenin de bazı yolları var. Buna 4-8-16 diyorum ben. Şöyle yapıyoruz. 4 saniyede nefesimizi alıyoruz, 8 saniye nefesimizi tutuyoruz ve 16 saniyede yavaş yavaş bu nefesi veriyoruz. Eğer bu seviyeler sizin için zorlayıcı oluyorsa bunu düşürebilirsiniz. 2-4-8 yapabilirsiniz. Daha sonra zaman içerisinde artırmaya gayret edin. Arkadaşlar, nefesimizi aldık. Şimdi bu nefesi sese dönüştürme zamanı. Niçin? Çünkü konuşmak sesle yapılır.
Doğru bir nefes aldıktan sonra artık iyi bir ses çıkarmak sizin için hiç de zor olmayacak. Ama şunu biliyorum, bu videoyu izleyen herkes az da olsa sesiyle ilgili problem yaşıyordur. Neden? Özellikle sosyal medyanın hayatımıza bu kadar çok girmesiyle birlikte kendi sesimize daha fazla maruz kalıyoruz. Bir arkadaşımız videomuzu çekiyor, kendimizi dinlediğimiz zaman orada inanamıyoruz, bu ses bana mı ait? Evet, o ses size ait ve emin olun dünyadaki çoğu insan sizinle aynı duyguları paylaşıyor. Yani sesine yabancılaşma durumu. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Biz kendimizi içeriden duyduğumuz zaman sesimiz alıştığımız için kendimize güzel geliyor. Ama bir başka kaynaktan, bu video olabilir ya da herhangi bir şey, kendimizi başka bir kaynaktan duyduğumuz zaman garipsiyoruz. O sesin bize ait olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu sefer ses bize dışarıdan geldi. Artık içeriden duymuyoruz ve bir garipseme durumu olabiliyor ve hatalarımızı daha rahat duyduğumuz için de kendi sesimize yabancılaşıyoruz. Öncelikle sesinizle barışın arkadaşlar. Emin olun herkes ilk başta sesiyle bir problem yaşayacaktır. Ama kendinize bunu kabul ettirin. Emin olun kötü bir sesiniz yok. Çünkü herkes kendi sesinin kötü olduğunu düşünür. Evet arkadaşlar, bu videoda konuşma özgüveni kazandık ve nefes almayı öğrendik. Bir sonraki videoda sesimizle tanışacağız, doğru ses tonumuzu bulacağız ve yavaş yavaş da konuşmaya başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.